Altı yaşayan bu zaman diliminde var olabilmesi için bu zaman dilimindeki bir büyücünün vücudunu kontrol altına alması lazım. Fakat makinenin bir limiti var. Altı yaşayan muhtemelen daha da geriye gidip zaman baskılamasını başarmak istiyor. Sadece Elon onu zamanda daha da geriye götürebilir. İşte bu yüzden büyük bir arzuyla onu arıyor. Elon'un gücünden faydalanmamız lazım. Şu anda bizim zamanımızda sadece iki büyücü var. Büyücü Rinoa ve büyücü Adel. Tabii Adel'i uyandırdığı sağ olsun Rinoa. İkinci olan Adel henüz uyandırılmadı. Fakat yenilenmesi tamamlanınca ne Laguna ne de ben güvende olacağız. Büyücü Adel muhtemelen Lunatic Pandora'nın içinde uyanma sürecinde. Ultimecia Adel'i ele geçirmek istiyor eğer Adel uyanırsa. Hassiktir. Adel zaten aşırı kuvvetli bir büyücüye benziyor. Ultimecia da onu ele geçirirse evlere şenlik olur. Çok korkutucu bir olay olur. Adel korkunç bir büyücüdür. Eğer Adel'in bilinci Ultimecia'yı yenerse Adel ilk önce bu çağı yok eder. Bu yüzden büyücü Rinoa'nın güçlerini Ultimecia'ya karşı kullanmamız gerekiyor. İşte görev briefinginiz de bu kadar. İlk önce Lunatic Pandora'ya gideceksiniz. Elon muhtemelen orada tutsak durumda ve onu kurtarmanız gerekiyor. Daha sonra Sorceress Adele'ı öldürüp uyanma süreci bitmeden önce büyücü Adele'i öldürmeniz gerekiyor. Böylelikle Rinoa çağımızdaki tek büyücü olarak kalacak. Daha sonra Ultimecia'nın Rinoa'yı ele geçirmesini bekleyeceğiz. Ultimecia vardığı an Elon'un sırası gelecek. Elon Rinoa'yı Ultimecia ile beraber geçmişe gönderecek. Neden? Elon, Rinoa ve Ultimecia'yı içinde Ultimecia varken geçmişte bildiği başka bir büyücünün zamanına göndermesi gerekiyor. Idia ya da Adel. Bu Elon'a kalmış. Ultimecia geçmişe gittiği an zaman sıkıştırması büyüsünü kullanacak. Orada birkaç etki göreceğiz. Etkilerin ne tip olduğunu bilmiyorum. Fakat Elon bunu hissettiği an Rinoa ve Ultimecia'yı geçmişten koparacak. Rinoa bu dünyaya dönecek ve Ultimecia da aynı zamanda kendi dünyasına dönecek. Ve geride kalan da zaman sıkıştırması sonucunda ortaya çıkan dünya olacak. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hepsi birbirine karışacak. Zaman sıkıştırması sırasında geleceğe doğru ilerlemeye devam etmelisiniz. Zaman sıkıştırmasından çıktığınız anda karşılaşacağınız şey Ultimecia'nın dünyası olacak. Enteresan. Ondan sonrası size kalmış. Vay amına koyayım. Evet. Evet, göreviniz hakkında bilgi edindiniz mi? Ben de pek anlamadım.
Birkaç sorumuz daha var esasında. Elon nerede? Elon nerede olduğunu biliyoruz aslında. Ha? Elon 2 yaşındayken Esther'da kız avı vardı. Ha? Esther askerleri Winhill'e geldi ve Elin ailesi direndi. Görüldüğü yerde öldürüldüler. Bu büyük avın sebebi Esther'ın ne derler? Yöneticisi büyücü Adel'in selefini bulmaktı. Elon benim komşum olan Rain tarafından yetiştirilmişti. Böylelikle onunla tanıştım. Daha sonra tekrar Esther'ın selefi için başka bir av başladı. Ben orada olduğum halde El alıkonuldu. Hayatımın en acı verici kısmıydı. Onu kurtardım ve Winhill'e geri yolladım. Onun hemen ardından Rain öldü. Ve Elon da doğruca yetimhaneye gönderildi. Neden Winhill'e onunla beraber gitmedin? Evet, güzel soru. İstedim. Fakat sebeplerim vardı. Bunu daha sonradan öğrendim. Fakat Elon'un yetimhaneden ayrılmasının sebebi özel güçleriydi. Doktor Odin, Elon'un özel güçleri üzerinde araştırma yapmak istedi. Onu her yerde aradı. Yetimhanenin sahipleri Sid Kramer ve karısı Idia'ydı. Onları benden daha iyi tanıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi bütün bu dağınık gibi gözüken olaylar birbirine bağlanıyor. Tatmin olun olmayın. Bir şekilde hepsinin bir sebebi ve sonucu var oyun boyunca karşılaştığımız olayların. Kramer'lar eli alıkoydu ve yetimhanede bıraktı mı ne diyor anlamadım ve onu korumaya aldılar. Ona eşlik etsin diye büyük bir gemi inşa ettiler. Bayağı cömertler değil mi? Bir süre sonra gemi başka bir yetimhaneye dönüştü ve El de oradaki çocuklara baktı. Gemideki yaşamanın mutlu olduğunu söyler. Ama kim bilir? Öyle bir gemide nasıl mutlu olunabilir bilmiyorum. O gemide 10 yıldan fazla kaldı. Aynı gemi bir süre önce Galbadia tarafından saldırıya uğradı. Esther gemisi onları kurtardı ve sonunda benimle buluştu. Onu tekrar bulmam tam bir şans eseriydi. O zamanlar uzaydaydım. Elon beni uzaya doğru takip etti. Küçük El çok büyümüştü. Ve bana her şeyi anlattı. Uzaydan sağ salim döndü mü? Kaçış podumuzun kurtarma timi biraz geç kaldı. Elon Galbadia tarafından alıkonuldu. Şu anda Lunatic Pandora'nın içinde. Gidip onu kurtaracağız. Bize yardım edin, tamam? Phew. Evet. Başka ne sorabiliriz? Rain hakkında bir şeyler söyle. Rain'in hikayesi mi? Belki başka zaman. Hayır, yapamam. Benim hatırlamak istemeyeceğim kadar ağır. Enteresan. Laguna bayağı olgunlaşmış gördüğünüz üzere. Ben genç Laguna'yı tabii tercih ediyorum. Daha eğlenceli bir karakter.
Burada ne yapıyorsun? Hayatım boyunca ne yaptığımı biliyorsun değil mi? Gerizekalı bir galvadiye askeriydin. Davranışlarından hiç hoşlanmadım. Fakat üçünüzün arasındaki bağı anladım. Daha sonra Vinil'e gittikten sonra değiştin. Sonra Elon Essar tarafından kaçırıldı ve bir yolculuğa çıktın. Elon'u geri getirmek için yaptığın bir yolculuk. Ve Elon'a ulaşmak için yolculuğun boyunca makaleler yazdın ve filmlerde rol aldın. Essar'a girmenin bir yolunu arıyordun. Daha sonra Essar'a bir şekilde girdin ve Elon'u kurtardın. Yolculuğun boyunca epey bir yardım aldım, diyor Laguna. Anlamadığım şey, neden sen başkansın? Bilmek istiyor musun? Uzun bir hikaye. Dinleyelim bakalım. Sadece Elon'u kurtarmak için yola çıkmıştım. Fakat hikayenin sonu bu değil. Büyücü Adel tarafından yönetilen bir bir şehirdi. Odayında onun ne derler, insani olmayan fakat yine de yardımsever yardımcısıydı. İkisi de Elon'la ilgileniyorlardı. Birdenbire toplanıp gidemedik. Ha. Bir adet flashback. Yine. Ayar kısacak. Bu gördüğümüz son flashback'in devamında olanlar. Evet, güzel bir finale doğru ilerliyor Laguna'nın hikayesi. Enteresan daha doğrusu. Araştırmam kaput olacak. O da aynı sadece araştırması hakkında düşünüyordu. Word'a bak amına koyayım. fakat Adel'in emri altında araştırma yaparken hala pek çok icada imza atıyordu. Büyüyü mühürleyecek bir cihaz vardı. Mühür tesisi. Belki Adel yenilebilirdi. Adel direniş grubuna büyük bir dev borçlanmıştım. Elon'u kurtarmama yardım ettikleri için. Evet, buraları biliyoruz. Yoldaşlarımla konuştum. İki sorun ortaya çıktı. Birincisi, aydan canavarları çağıran kristal sütunu durdurmak ve kristal sütunun aydan canavarları çağırmasını ve Sentra'nın başına gelenler deki gibi her şeyi yok etmesini engellemek. İkincisi, Essar'ı Adel'in ellerinden kurtarmak. Planladık ve planladık. Elbette ki benim muhteşem fikirlerimden baz alınarak. Elbette ki değil. Bakalım. Ya Adel'i bir şekilde alt etmişler fakat nasıl olduğunu hala bilmiyoruz. Geri döndük. Lunatic Pandora araştırma tesisine geri döndük. Sadece tek bir hedefimiz vardı.
Evet, direnişi topluyor yavaş yavaş Laguna. Odain'in talimatlarını takip ettik. Ve paneli kullanarak kristal sütunu hareket ettirdik. Lunatik Pandora demek ki o zaman yine ortaya çıkmış. Rotayı belirledik ve durma noktasını okyanus olarak belirledik. Ve böylelikle bay bay. Kristal sütunu böylelikle durdurmuşlar demek ki. Zaten okyanustan çıkardıklarını söylüyorlardı Galbadiyalıların. Lunatik Pandora'yı. Kolaydı fakat yerimiz belli oldu. Bu yüzden Adel'i çekmek için son bir savaş için toplandık. Aha Adel. Tapınıyorlar Adel'e. Adel beklediğimiz gibi ortaya çıktı. Amına koyayım, iki insan boyunda ya. Neler oluyor? Kristal sütunun hareket ettiren şüpheliyi bulduk. Nerede? Orada işte. Elon rehine olarak tutuluyordu. Elon'dan bahsettiğim anda içeri gireceğini biliyordum. Bayağı korkucu, korkutucu. Ne? Bayağı korkutucu bir tip. Ve tıpkı Rinoa'nın tutsak olduğu gibi oraya tutsak etmişler. Bu tuzağa düşeceğimi mi sandınız? Diye bir sesi vardır diye hayal ediyorum. Konuşma olmayan Final Fantasy'lerin güzel kısımlarından biri bu. Karakterlerin hangi aksana sahip olduğunu ve nasıl seslerinin olduğunu tamamen götünüzden uydurabiliyorsunuz. Aha, hologram kullanmışlar Elon'u tutsak göstermek için. Elon'un hologram olduğunu anladı Adel. Fakat artık çok geçti. Tabii, elbette. Planım her zamanki gibi mükemmeldi. Kiros Ward şimdi. Ha. Ne kadar kolay olmuş lan. Böyle demek mühürlemişler Adele. Çantada keklik. Adel dikkatsizdi. Büyücü olabilirdi fakat sonuçta bir insan. İnsan mıydı? Senin insan anlayışını sikeyim Laguna. Böyle insan mı olur lan? Yaratık. Başarmıştık fakat bu kadar tehlikeli bir büyücüyü bir kupa gibi etrafta gezdiremezdik. Bir şeyler yapmamız lazımdı. Böylelikle onu çok çok uzaklara göndermeye karar verdik. Yani uzaya. Çok uzak bir yere. Uzaya. Ragnarok'tan 4 tane varmış lan. Meğer. Mühürlenmiş olan Adel'i uzaya göndermek için 4 tane Ragnarok'u kullanmışlar. Vay amına koyayım ya. Burayı hatırlamıyorum bak. Ve böylelikle bu hikayenin sonu. Fakat gerçek iş ondan sonra başladı. Adel gittikten sonra ülkeyi kimin yöneteceği hakkında ateşli tartışmalar başladı. Bu
devrimin kahramanını ortaya çıkartırken çok da dikkat etmiyordum ve sonuç olarak başkan ben oldum. Odain Elon üzerinde araştırma yapmak için epey bir yaygara kopardı. Elon'u yalnız başına Rey'ine yollamak bir hataydı. Rey'in öldü ve El de yetimhaneye gönderildi. Eğer El ile birlikte Winnie'yle gidebilseydim, Rey'ini son bir kez daha görebilecektim. Rey'in öldü, Elon kayıp. İşim beni meşgul ediyor. Burada yalnız başına düşünüp dururken farkında olmadan zaman akıp geçti. Evet, her şey bu kadar. Evet, sormamız gereken son bir şey daha var Laguna'ya. Yok, bir şey kalmamış. İyi haberlerini bekliyordum dedi. Tuhaf bir şekilde. Evet arkadaşlar, hikayenin bütün can alıcı kısımları ve düğümlerinin pek çoğu sadece şurada Laguna ile konuşmakla çözüldü. Ward, diyeceğim bir şey var mı koca adam? Yok, sesini kaybettin zaten. Evet Kiros, ne kadar komik kıyafetler. Denemek ister misin? Hayır. Laguna. Evet, görevi yapacağız sevgili Laguna. Pekala. Vay, gözaltı torbaları çıkmış Laguna'nın. Haydi gidelim, Ragnarok'a binelim. Son briefingi de orada vereceğim. Her zaman o muhteşem şeyi sürmek istemişimdir. Ayrıca ismi çok cool. Vay. Ward'un da sakalları çıkmış. Fark etmemiştim şimdiye kadar. Pekala. Herkes. Şu andan itibaren son hedefimiz olan Ultimate Shay'a doğru gidiyoruz. Plan üzerinden tekrar geçelim. İlk önce Lunatic Pandora'ya girip Elon'u kurtaracağız. Ardından Büyücü Adel'le dövüşeceksiniz. Sürpriz bir saldırı olacak. Acıma göstermeyin. Daha sonra meşakkatli kısım başlıyor. Adel yenildikten sonra güçlerini başka birine aktarmak isteyecektir. Rinoa onları kabul etmeyi, güçleri almayı kabul ediyor musun? Evet. İyi. Daha sonra büyücü Altimeşya'nın Rinoa'yı ele geçirmesini bekleyeceğiz. Senin için zor olacak Rinoa. Ama yapabilecek misin? Evet. Her boka evet diyor. Otomatiğe bağladı. İşte bu. Bu ruh. Bu yani. Daha sonra Elon, Rinoa'yı ve Altimeşya'yı geçmişe gönderecek. Elon, Rinoa'yı geri getirecek. Daha sonra sıkıştırılmış zaman içinde geleceğe doğru gideceksiniz. Altimeşya uzak bir gelecekte hiçbirimizin teknik olarak hayatta olmayacağı bir zaman diliminde yaşıyor. Öyle bir dünyada var olmanın tek bir yolu var. Arkadaş olarak hiçbiriniz birbirinizi unutmayın. Ve arkadaş olarak hepiniz diğerine güvenin. Diğer arkadaşlarınızın varlığına inanın. Ve onlar da sizinkine inansınlar. Arkadaş olmak
bir diğerinden hoşlanmak ve bir diğerini sevmektir. Bazı şeyleri tek başına yapamazsınız. Birine ihtiyacınız vardır. Squall'a söylenen sözler sanırım. Değil mi çocuklar? Hangi mekan sizi, arkadaşlarınızı hatırlatıyor? Bütün arkadaşlarınızın bir arada olduğu bir yeri hayal edin. Zaman sıkıştırması başladığında orayı düşünün ve oraya ulaşmaya çalışın. Bu kadar. Orası size kucak açacaktır. Hangi zaman diliminde olursanız olun oraya girebileceksiniz. Ha, siktir lan. Bu görev için sevgi ve arkadaşlığa ihtiyacınız var. Ve inanmak için de cesarete. Sevgi, arkadaşlık ve cesaret. Hepsi bu. Size güveniyorum çocuklar. Sevgi ve arkadaşlık baya salakça geliyor kulağa, fakat herkes ikna olmuş gibi. Başarılı oldu mu sence? Deneyeceğiz. Aha! Bacağına kramp girdi yine Laguna'nın. Evet, devasa şeyler öğrendik bu bölüm içinde. Ve artık bu Ragnarok'u serbestçe kullanabileceğimiz son sefer olacak. Ragnarok'un içine girip oyunu kaydedeceğim. Ve bundan sonrası elimiz mahkum. Hikayeye devam etmek zorundayız. Bundan sonra dünya haritasına geri dönemeyeceğiz. Side questleri yapamayacağız. Ya eğer yapmamışsanız, sizin için söylüyorum daha çok. Ve o kadar da serbest olamayacağız. Save noktası neredeydi acaba? Umarım vardır. Ragnarok'un içinde bir save noktası. Aslında o kadar da aranmaya gerek yok. Dünya haritasının herhangi bir yerinde oyunu kaydedebiliriz. Bu kadar meşakkate girmeye hiç gerek yok. Evet, düğümlerin büyük bir kısmı çözüldü. Hikaye biraz anlam kazandı. Zaten Laguna'nın anılarını Elon sayesinde gördüğümüzü öğrenmiştik. Şimdi gelecek bölümde Lunatic Pandora'ya giriyoruz. Oyunun sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaştığımızı da belirteyim bu arada. Oyunu şöyle bir kaydedelim şurada. Evet, ben Geek'te Gecko. Bir dakika lan. Rinoa, nereden çıktın sen? Sürpriz yumurtadan mı çıktın amına koyayım? Siktir git. Bir daha sevleyelim. Ben Geek'te Gecko. Gelecek bölümde Lunatic Pandora'ya giriyoruz. Ve planımızı, Laguna'nın planını gerçekleştirmeye başlayacağız. O zamana kadar hoşça kalın.